Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün hidayet rüyaları kısmına devam ediyoruz. Birinci rüyamız, hatta bugünkü rüyalarımız son asrına ait rüyalar. Anadolu'nun Müslüman olması için cihad amaçlı olarak gelen ve şehit düşenlerden birisi, Hacisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği sahabelerden Muaz bin Cebel'in oğlu Abdurrahman'dır. Hazreti Abdurrahman'ın kabri Ahlat'ta olup Abdurrahman Gazi Türbesi olarak bilinir. Sürekli kabri ziyaret edilir. 1983 yılı yaz mevsiminde Abdurrahman Gazi Türbesi'ne Erzurum'dan ziyarete gelenler, orada kıyafeti ve tavrı değişik bir turist görürler. Türkçe bilmeyen bu misafir, birkaç batı lisanını rahatlıkla konuşmaktadır. İngilizce bilen birisi kanalıyla kimliği ve niçin geldiği sorulur. İsviçre'den geldi ve orada bir kilisede papaz olduğu öğrenilir. Kendisi daha sonra şunları anlatır. Bir gece rüyamda nurani, yaşlı bir zat gelerek bana ismimle hitap etti. Haydi kalk. Durmadan bana gel diyerek yattığı yeri ve memleketini tarif etti. Adının Abdurrahman Gazi olduğunu ve Erzurum civarında bulunduğunu bildirdi. Uyandığım zaman bunun bir evham ve hayal olduğunu zannederek üzerine durmadım. Bu rüyayı aynen bir kez daha görünce artık bende büyük bir merak başladı. Günlerce düşündüm ve cazibesine kapılarak buraya kadar bunun için geldim. O tarihlerdeki hemen pek çok gazeteye konu olan papaz, durumda manevi havaya girerek Müslüman olur ve İslami, İslami hizmete kendini verir. Abdurrahman Gazi'nin nurani olması, rüyadaki detaylara geçtiğimizde ilk göze çarpan kısım, papazına tarif ettiği üzere Abdurrahman Gazi'nin nurani bir şahsiyet olmasıdır. Bu şu anlama geliyor, iman nuru ve amellerin ve feyzinin onun ruhunu aydınlattığı, onda bir aura oluşturduğunu ifade eder. Her insanda namazın verdiği nurla böyle bir aura oluşur. Namaz haricinde ise derin bir ilim, ihlaslı ameller, hatta musibetler ve acılar sıradan insanlarda dahi bu oluyor. İnsana böyle bir aura kazandırır. Son asrın alimlerinden Bediüzzaman şöyle söyler. Hayat hastalık ve musibetlerle tasaffi eder, yani saflaşır. Elemlerle, yani acılarla da cilalanır, parlak bir mahiyet kazanır diye söylüyor. Bu rüyada da görüldüğü üzere bazı tekrarlanan rüyalar kişiyi güzele ve doğruya davettir. Her tekrarlanan, tekrarlanan rüya olumsuz içerikli değildir. Geçmişe dönük olanları olumsuz içerikli deyip ayırabiliyoruz. Fakat bu tarz geleceğe yönelik olan tekrarlanan rüyalarda yine de müjde rüyası olabilir. Bazen de ikaz mahiyetli rüyalar olabiliyor. Tekrarlanan rüyaların bazıları insanı güzele ve doğruya çağırmak içindir. Çünkü bazen insan güzele ve doğruya çağrılsa da ağırdan alabilir, nefsi ve şeytanı ona hayırdan engellemeye çalışabilir, tembellik yapabiliyor. Bu durumda rüya tekrarlanır, tekrarlanır ki kalbi ve ruhu aşka ve şevke gelsinler. İstişirli papazda papaz gördüğümüz üzere. Diğer rüya bir kadına ait. İsmi Catherine Delorme. Aslen Sicilyalı olup çocukluğuna Cezayir'de geçirmiş. Bilahare başarılı bir askeri doktorla evlenmiştir. Ketrin'in babası heykeltıraş, annesi ise Musiki Şinas'tır. Kendisi küçük yaşından beri Hristiyan duygularla yetiştirilmiştir. 7. Dünya Savaşı içinde yetişen ve ile birlikte Fas ve Tunus'ta bulunan Ketrin Delorme, Tunus'tayken bir gün küçük bir dükkan ayırır. Orada bulunan nur yüzlü bir adamdan çok etkilenir. O gece bir rüya görür. Kendisi rüyasında cami gibi bir yerdedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri rüyasına gelir. Gelişini Ketrin kendisi şöyle anlatır. Perişan, aç ve sefil bir vaziyetteydim. Rüyada muhterem peygamber beni, beni yanına çağırıyor. Yanına gittim ve çok değiştiğimi hissediyorum. Şahane, pırıl pırıl bir elbiseye bürünmüşüm. Onun kalbime telkin ettiği fikirlerle pek büyük bir lütfa eriyorum.'' Ketrin uyanır, sevinçlidir fakat bu konuda hiçbir şey de bilmemektedir. Nihayet kısa bir zaman sonra kadıya gider ve Müslüman olur. Rüyadaki detaylara baktığımızda şöyle ele alabiliyoruz. Rüyada cami, İslam toplumu demektir. İslam toplumu camideki saflar halinde cemaat gibi bir ruh ve inanç birliği içindedir. Askerlerin saflar halinde dizildikleri gibi İslam toplumu aynı şekilde yalanlara, günahlara, ahlaksızlığa, inançsızlık ve münafıklığa karşı savaş içindedir. Bu boyutu anlatmak için e, imamın namaz kıldırdığı yere mihrap denilir. Mihrap, harp aleti demektir savaş yeri anlamında. E, cemaatin bulunduğu grup dizilişinde de saf adı verilir ki askeri düzenlik anlamındadır, saflar denilir. Bu yönden bakıldığında aslında, Camide kılınan namaz aslında o esnada hem kişinin kendi nefsiyle, hem benliğiyle, hem içindeki dengesiz duygularla bu manada bir savaşmak hükmündedir. Ve diğer Müslümanlarla beraber bulunması da aynı zamanda o savaşın verdiği nuraniyetin bütün topluma yayılmasıyla da bir manevi kuvvet manasında bütün toplumun da iç dünyasındaki bu tarz boyutlara karşı bir savaş anlamına geliyor. Ketri'nin rüyada aç olması, kalbinin sonsuz açlığını, gıdasız kalışını bildirir. Rüyada Ketri'nin sefil halde olması, İslam'dan uzak bir insanın düşünce ve duygu olarak yükselemediğini gösterir. Yine Ketri'nin rüyada perişan halde olması, üzüntü ve korkular içinde kolunun kanadının kırık olması ve mutsuz olduğunu gösterir. Elbisesinin kötü olması, Hristiyan din algısının yetersiz kaldığını gösterdiği gibi Ketrin'in günahlarla dindarlığını kirlettiği anlamına da gelir. Yani Hristiyan dindar, Hristiyanın dindarlığı manasında. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi telkinleriyle şahane, pırıl pırıl bir elbiseye bürünmesi gösterir ki İslam kadın ruhuna ihtişam kazandırır. Ona ışıl ışıl bir aura hediye eder. Onun şefkat ve sevgisiyle bir manevi güneş haline gelmesine yardımcı olur. Bu hem, Ab hem Julius Germanus'un hem Catherine Delorme'nin hem Alion Rumi'nin e, rüyalarında da gördüğümüz üzere e, Hristiyan düşünce bu manada e, özellikle Katolik düşünce çünkü hepsi galiba bu görünenlerin Katolik boyutlu kişiler ideal bir kıvamda değil yani e, hak din boyutuna ait özellikleri sergileyemiyor ne aydınlık bir ruh verebiliyor ne güzel bir aura verebiliyor ne pırıl pırıl bir dindarlık elbisesi verebiliyor o yüzden de İslam'ın yanında yani şu anki İslamiyet'e bu da Hristiyanlıktan insanlar katılıyorlar. Fakat e, İslamiyet'i detaylıca her şeyi bilip yaşadıktan sonra tarih gösteriyor ki işte Yahudi diye de, Hristiyanlığa da veyahut da dinsizliğe de böyle giden insan olmamış. Bu da İslam'ın hak olduğunu bir delildir. Altıncı örnek rüya Kesin Delirme'ye yani tekrar. Müslümanlık'a şeref bulduktan sonra Tunus'ta fakir bir aile kızı yardım ederek ona bir İslami kıyafet verir. Kendisi aynada ona bakar ve çok hoşuna gider. İslami kıyafeti giyiyor Ketrin, sonra kendinde o kıyafeti seyrediyor. Çok hoşuna gidiyor. O gece rüyasında Kabe'yi muazzamayı tavaf ettiğini görür. Ertesi gün Tunus'ta hanıma akşamki rüyasını anlatır. Kadın ona müjde vererek bir gün gelecek İnşallah hacı da gidecek ve ziyaretler yapacaksın der. Müslüman olduktan sonra eşinden ayrılan Ketrin aradan fazla zaman geçmeden 1967 ve aradan 1968 senelerinde hacca giderek mukaddes vazifesini yapar ve deruni lezzet duyarak kendisini Müslümanlıkla ilgili çalışmalara verir. Evet, Müslüman bir kadın Kur'an'da bildirildiği üzere Hristiyan birisiyle veya başka bir semavi din sahibiyle veya bir ateistle veya bir deistle evlenemez. Evli de ayrılmak zorunda olduğu için Ketrin'de Hristiyan olan eşinden ayrılıyor. Gördüğü rüya ile tesettüre bürünmesi arasındaki ilişki bazı konuların anahtarıdır. Rüyada Kabe'yi görmek, burada dinleyiciler açısından detaylıca bu rüyada Kabe'yi görmeyi farklı farklı manalarıyla bir bilgi verme mahiyetiyle ele aldık. Şöyle, rüyada Kabe'yi görmek ve etrafına tavaf etmek birkaç manaya gelir. Kabe bazı rüyalarda hak ve hakikat demektir. Etrafına tavaf yapmak ise insan fırtatının hakka aşık ve hakikatin pervanesi olması anlamına gelir. Bazı rüyalarda Kabe kemal demektir. Etrafına tavaf yapmak ise İnsanın mükemmelliğe aşık kalbini ve hayran olan aklını ifade eder. Her insan mükemmel aşık ve hayrandır. Bazı rüyalarda Kabe saadet ve mutluluğu sembolize eder. Etrafında tavaf yapmak ise insan ruhunun aşkının ebedi saadet olduğunu anlatır. Bazı rüyalarda Kabe insanın kalbidir. Etrafına tavaf ise insanın duygularının kalpte bulunan iman nuru etrafında dönüşlerini bildirir. Bazı sosyal içerikli rüyalarda ise Kabe din demektir. Etrafına tavaf yapmak ise toplum hayatında insanların akıl, kalp ve ruhlarının dinin getirdiği kutsallık ve bencillikten uzaklaşma şuuru etrafında aşkla dönüşünü bildirir. Bazı müjde ve davet rüyalarında ise Kabe bizzat kendisidir. Tavaf ise kişinin hac veya umre yapması anlamındadır. Ketrin'in tesettüre büründüğü ve kendisinin tesettürlü görüntüsünü aynada beğendiği gece rüyasında Kabe'yi görmesi, Ketrin örneğinde bir kadın için Kemal Seviyenin tesettüre bürünmek, toplumda bedenini değil, ruhunun aynası olan yüzünü göstermek olduğunu ifade ettiği gibi, bir kadının mutluluğunun da kaynağının örtünmek olduğunu ifade eder. Aynı zamanda örtünmenin bir kadın üzerinde Allah'ın bir hakkı olduğunu ve tesettürün kadının nazik ve latif hakikatini uygun olduğunu rüya bildirdiği gibi bir kadının hak ve hakikat ehli olduğunun göstergesinin tesettür olduğunu da rüya bildiriyor. Elbette sadece dışını örtmek anlamında değil bu tesettür. Hem düşüncesi hem duygusu hem yaşantısı itibariyle de bu tesettür hakikatini hakkıyla taşıyacak şekilde bir hayatı sergilemesidir. Ki ilk sahabe hanımlar önce iç dünyalarını, akıl, kalp ve fizik boyutlarını iman nuruyla doldurdular. Ondan sonra tesettürü hakkıyla harfiyen yerine getirdiler. Süreci böyle okumak ve böyle e, algılamak lazım ki hakkıyla yerine gelsin. Ketrin'in kişisel kemal yolculuğu tesettüre bürünmesiyle zirve, zirveye çıkar. Rüyayı anlattığı kadın bütün bu ihtimallerle beraber insan kalbinin hac ve umre ile gelişmesine binaen Ketrin'in gerçekten Kabe'yi ziyaret edeceği şeklinde de rüyayı yorumlar ki yorumu gayet doğrudur ve aynen gerçekleşir. Catherine 1967 ve 1968 senesinde iki defa hacca gider. Kabe etrafında tavafın insanın kalbini ve ruhunu geliştirdiği milyarlarca Müslümanın tecrübeleriyle sabittir. Kendi tecrübemde şöyle 2017 yılı Ramazan ayında yaptığımız umre ziyaretinde yaşadığım manevi havayı hiçbir yerde yaşamadığımı çok rahatça söyleyebilirim. Hakikatte bir sünnet olan, yani farz konumunda olmayan umrenin etkisi böyleyse, farz olan haccın etkisi nasıldır? Ben hayal edemiyorum. Eski arifler ve evliyalar ne güzel ifade etmişler. Mellem yezuk, lem yarif. Tatmayan bilmez. E Cenab-ı cümlemize Kabe'yi ziyaret etmeyi, hac ve umre yapmayı ve bu nimetin güzelliklerini yaşamayı ve tatmayı nasip eylesin. Bugün programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Ruhunuzun saadetine ve kalbinizin selametine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.